genlerinde olduğu gibi kötü de oynasa kazanmayı biliyor. Bir tarafa daha ağır basıyor mu sence psikolojik üstünlük? Rekabet her yerde abi. Öyle. Sahanın içinde, sahanın dışında, tribünde. Meşaleler yandı diyor değil mi? Şampiyonluk meşalesi yandı. Sönmedi ki, daha geçen sene şampiyon oldun. 20 milyon, 25 milyon hangi takımın hangi oyuncusuna veriliyorsa ben yollarım abi. Saçları daha da beyazladı geldiğinden beri. Taraftar da skorları gördükten sonra transferler nerede der. Futbol benim için eğlencelik bir şey. Kavga dövüş işi değil. Sergen abinin sahada olduğu maçta ben nasıl 10 numara giyinme cesaretinde bulunmuşum ya. Ratingi fazla, izlenir, şahane olur. Bak maçtan daha çok izlenir. Tabii ki Nihat'cığım. Hemen geliyorum. Bir dakika, rakip itiraz etti bana. Şöyle hareket de var. Tabii uçt diye bu. Yani yapma, onu bile öyle bir şey yapmamıştı yani. Kimi kiralıyorsunuz? Arda'mızı yedirmeyiz. Nereye? İspanyol basını. Derbinin sunduğu Rat Spor gazete başladı efendim. Nihat merhaba. Merhaba abi. Evet, maçı çok güzel yorumladınız gece. Söyleyecek bir şey de bırakmadınız. Ama gazetemizde tabii sürmanşette 3-1'lik Galatasaray galibiyeti var. İstanbul Spor'u sahasında 3-1 mağlup etti. Evet, Kerem'in gecesiydi değil mi? Öyle bakabilir miyiz maça? Kesinlikle. Şimdi beklenti altında bir performans gösterdi Galatasaray. Neden? Çünkü 4 gün önce Trabzonspor deplasmanına gidiyorsun, bir derbi oynuyorsun, 6 gol atıyorsun, 5'i sayılıyor. Çok iyi bir performans, çok birbirinden güzel goller atıyorsun. İçeride 43 bin kişinin önünde, kendi saha ve seyircinin önünde ligin son sıradaki İstanbulspor'u alıyorsun. Maç önüne dönsen herkes... Bugün 3 olur, 4 olur. Şimdi aynı puandayız. Gol farkını da kapatma ihtimalimiz olabilir düşüncesi varken maç bir başlıyor. Bambaşka bir maç izliyoruz. Hani Galatasaray taraftarı adına beklentileri karşılayamayan Galatasaray'ın özellikle ilk yarıda çok kötü oynadı. Çok kritik bir anın oldu. 2-0'ı yediğinde herkes o bir dakika ya ne oldu ya 2-0 şimdi maç nasıl döner düşünürken birden bir öncesine dönülüp VAR'ın neden olduğunun bir kanıtı bence ki, dün de söyledim yine söylüyorum, bence o Torreira'nın itmesine, dokunmasına penaltı falan verilmez. Orada da direkt bir el var. Doğru bir karar, doğru bir iptal. 1-1 olduktan sonra Galatasaray ikinci yarıya da iyi başlayamadı. Ama duran toplar önemli. Bir frikik golü sonrasında Icardi'ye yapılan penaltı. Icardi de golle döndü. Arkadaşlar dedi Dubai, Meksika, Brezilya yeter tamam tatilimi yaptım dedi. Sağda böyle bir güler yüzlü gördüm saçlarını. Bir tarz yapmış. Bir gol attı, iptal oldu, üzüldü. Çünkü şarkılar çalındı orada. Taraftarlar sevindi. Hadi ya dedi, ne güzel golle de döndüm, moralli dedim, bir şeyleri kapatıyorum derken golü iptal oldu, üzülüp sonrasında penaltıyı alıp güzel bir penaltı vuruşuyla tekrar taraftarların gördüğünde aslında onun için iyi bir başlangıç oldu. Böyle bir maçla başlıyor olması. Doğru söylüyorsun ve maçın hani çok iki önemli noktasını bence Aydın burada özetlemiş. Bir tanesi Kerem'in maçın yıldızı olması bence önemli bir nokta ve Okan Buruk'un egale ettiği rekor. Gündüz Kılıç'ın kendi sahasında üst üste 14 galibiyet aldığı rekoru egale etmiş olması. Bence bu Galatasaray adına çok şey ifade ediyor bu iki rakam. Ne diyorsun? Kesinlikle. Galatasaray genlerinde olduğu gibi kötü de oynasa kazanmayı biliyor. Aynen. O Mayıs ayını görmeyi biliyor. Evet. Mayıs'ın sonunda da çoğu zaman şampiyon oluyor. Okan Hoca da geldiği ilk gündeki beklentilerin karşılığını şu ana kadar inanılmaz bir şekilde veriyor. Rekorlarını da kırıyor, geliştiriyor. Kerem de Trabzonspor maçı son 20 dakika oyuna girdi diyorum. Neden? Çünkü ilk 74 dakika oynamamıştı. Kötü oynamıştı. Orada 2 gol. Bu maçta 2 gol. Düşün 4 günde 4 gol atmış Kerem Aktürkoğlu'nun da formda olması Galatasaray taraftarları mutlu ediyor tabii ki. Doğru. Evet. Psikolojik üstünlük kimde şeyi başladı şimdi? Hani tartışması. Tartışması başladı. İsmail Kartal diyor ki İsmail Hoca avantaj kimde? Bizde. Psikolojik üstünlük de bizde o zaman diyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Fenerbahçe ve Galatasaray'ın önünde çok maç var. Bazen çok erken favori yaratmayalım diyor. Biz de iyi durumdayız diyor. Sahaya odaklanıyoruz, kazanmak istiyoruz diyor. Yani psikolojik üstünlük bizde de var diyor. Ne diyorsun bu psikolojik üstünlük? Çok önemli bir şey gerçekten. Ama bir yandan bir tarafa daha ağır basıyor mu sence psikolojik üstünlük? Ben şimdi öncelikle siz izleyicilerin de görüşünü merak ediyorum. Psikolojik üstünlük bugün itibariyle Fenerbahçe'de mi, Galatasaray'da mı? Benim görüşüme gelince iki hoca da haklı söylediklerinde. Hı hı. İsmail Hoca şöyle diyor. 59 gol attık diyor, 17 tane yedik diyor. Avarajımız çok iyi diyor. Galatasaray ise 46 attı, 13 tane yedi diyor. Ben diyor çok gol atıyorum, ben şu an öndeyim, avantaj bende diyor. Psikolojik üstünlük de o yüzden bende diyor. Son dönemlerde Galatasaray deplasmanına gittiğimde diyor puan ve puanlar alma ihtimallerimiz artık yükseldi diyor Fenerbahçe olarak. Okan Hoca da böyle yapıyor. Ben diyor Kadıköy'de oynadım, yenilmedim. Derbilerin teknik direktörüyüm. Baktığında istatistik olarak. Derbi maçlarını farklı oynuyorum. Galatasaray'da derbilerde başka türlü oynuyor. İç sahada da Fenerbahçe'yi yenme ihtimalim yüksek diyor. Böyle böyle gidersek diyor. Düşünüyor kafasında burun buruna. Puan farkıyla hani Fenerbahçe'yi yendiğimde ona geçme ihtimalim olursa diyor. Ben diyor şampiyon olurum diyor. İki tarafta haklı bence. Ama daha çok maç var. Görüyorsun son dönemlerde lig sonuncusu bile geliyor Galatasaray'ı zorlayabiliyor. Samsun Spor geliyor. Fenerbahçe'den bir puan alabiliyor. Çünkü ikinci yarıdaki maçlar hep zorludur. Rakipler daha çok mücadele eder. Kendi hedefleri doğrultusunda. Kimi kümede kalmak istiyor, kimi UEFA'ya gitmek istiyor. O yüzden o zorlu maçları şu an yaşıyoruz dikkat ediyorsan. Yani İstanbul Spor'un dün oynadığı futbola baktığında kim lig sonuncusu der abi? Şaka gibi yani. O yüzden ikisi de haklı. Ama lig bitecek, hangisi daha haklı göreceğiz. İkisinin de şu anda haklı olması da güzel bir şey. Evet. Çünkü rekabet lig sonuna kadar devam. İki hoca da benzeri şeyler söylüyor zaten. Ne güzel. Biz de onun keyfini yaşayacağız. Ve iki tarzları benzeyen. O anlamda birbiriyle rekabet eden iki yöneticisi. Şampiyonluk meşalesi yandı diyor Sayın Erden Timur. Tek amacımız şampiyonluk. Her zerremizde hissediyoruz ki biz bu sene şampiyon olacağız diyor. Çok iddialı konuşuyor. Benim diyor öyle başkanlık derdim yok diyor. Dursun Özbek'tir diyor bizim başkanımız. Çünkü Mayıs ayı bizim için seçim değil, şampiyonluk ayıdır. Aday da olmayacağım diyor. Fenerbahçe algıları yıkacak diyor Selahattin Baki de Fenerbahçe'nin yöneticisi. Biz Samsun Spor maçında 2 puan kaybettik. Galatasaray kazandı, hemen konuşmaya başladılar. Algılarla yönetmeyin, algılarla savaşacağız diyor. Evet, böyle demeç savaşları da rekabeti de devam ediyor. Gayet renkli değil mi ortamımız, futbol ortamımız? Fener Galatasaray şampiyonluk mücadelesi veriyor. Hakikaten ikisinin de birbirine üstün tarafları var. İkisinin de psikolojik üstünlüğün kimde olduğunu biz burada karar veremiyoruz. İkisi de onda da başa baş gidiyor. Yöneticiler hani gündemi böyle sürekli renklendiriyorlar, konuşacak bir şey buluyoruz. Fevkalade bence. Rekabet her yerde abi. Öyle. Sahanın içinde, sahanın dışında, tribünde, başkanlar arasında, yöneticiler arasında. Rekabet her türlü. Şimdi Erden Timur meşaleler yandı diyor değil mi? Şampiyonluk meşalesi yandı. Sönmedi ki, daha geçen sene şampiyon oldun. Erdem Bey. Sönmedi hani, ki yansın. Sönmedi. Hani geçen sene şampiyonu, şu anda Fenerbahçe ile aynı puanda. Doğru. Şampiyonun en büyük adaylarından biri. Diğer tarafta Selahattin Bey, o da biliyorsun bazı maçlardan sonra genelde çıkıyor. Bazı sert açıklamaları yapıyor mesela en son işte. Başakşehir maçından sonra Deniz Türüç'le ilgili yaptığı açıklamalar. Ya işin içinde hakaret olmadı mı bu? Açıklamalardan canım, ben memnun oluyorum. Aynen. Çünkü buralar da sana şampiyonluğu getiriyor. Tabii. Bir de taraftar bekliyor abi. Tabii. Çık diyor, beni savun diyor. Çık bana diyor, yanlış yapıldıysa diyor, çık savun diyor, sert konuş diyor. Savunma ve iddianı ortaya koyma meselesi. Dolayısıyla rekabet kızışmış durumda ve sezon sonuna kadar da bu hem böyle yöneticilerin arasındaki demeç rekabeti, hem takımların performans rekabeti sezon sonuna kadar devam eder inşallah. Biz de eğlenceli bir sezon geçiririz sonuna kadar. Artacağı kesin abi, bu açıklamaların dozajı da çok artacak, sertleşecek gün gelecek. Ama hakaret olmadı sürece ben bu tartışmalar normal geliyor. Aynen, ama bazen öyle cümleler var ki hani hiç tasvip etmiyorum. Hem Selahattin Bey'in söylediği, hem Erden Timur'un Bey'in söylediği şeyleri tasvip etmediğimiz durumlar da oluyor. Yok yani. Öyle yani, kavgadan bahsetmiyoruz. Tabii.
Rekabetten. Aynen. Rekabet güzeldir. Aynen öyle. Peki geçiyoruz sayfayı değişen. Bu ev 25 milyon euroya Bayern'de diye bir haber var orada. Onu da okuyalım. Bayern Münih Galatasaray'ın sağ bek oyuncusu Boe'ye talip oldu. Almanlar bonservis bedeli olarak 20 milyon euro önerdi. Ne diyorsun? Abi bir şey söyleyeyim mi? Ya şimdi şunu diyebilirler. Boe'ye gitmek Bayern istiyorum demiş. 20 milyon euro az diyebilirler. Neden 30-40 değil diyebilirler. Ama bana göre Türkiye'de oynayan bir oyuncuya 20 milyon, 25 milyon hangi takımın hangi oyuncusuna veriliyorsa ben yollarım abi. Hı hı. Bu ekonomik şartlarda, bu borç durumunda bence çok iyi bir fırsat. Burada en önemli şey de oyuncunun kendisi de gitmek istiyor. Bence istiyor kendisi. İstiyormuş zaten. Para da iyi, hemen yollanır. Abi Bayern'i, Real Madrid'i, Barcelona'yı, City'yi isterler yani diyorsun. Reddedemez ya oyuncu ya. Hani şimdi bak Arda Güler Real Madrid'e gitti. Şimdi eğer Fenerbahçe'ye ya bizi bıraktın gitti. Abi Real Madrid gidilir ya. Bayern Münih de öyle. Gidilir. Boya şimdi ben kendi görüşüm. Niye gidiyorsun? Bıraktın daha sonra şampiyonluğa gidiyor demem abi. Ben ama dışarıdan biriyim. Şimdi Okan Hoca da sorsan böyle birebir. Ya benim sağ bekteki en iyi oyuncum, ligin en iyi performans gösteren sağ beki gitmesin der. Ama sonrasında kullanılacağı cümle başkanımız yöneticiler bilir kulübün menfaatine eserine gitsindir. Bu böyledir. Bir de bazen fırsatı kaçırmayacaksın. İyi para abi. Hani bu şartlarda 20-25 milyon euro çok iyi para yani. Çarpı 33. 800 küsür milyon TL'den bahsediyoruz. Kaç tane transfer yapabilirsin? Şimdi Marka döneminde de ben gitsin dedim de bana böyle yaptılar. Abi gitmesin ya en iyi stoperimiz. Ne oldu? Davinson geldi, Abdülkerim geldi. Marka'yı mı arıyor Galatasaray? Kazandı işte parasını. Her futbolcunun yeri dolar. Ama Boe'yi de tebrik edelim. Rezerv takımına gitti. Ne yedi ne içti bilmiyorum abi. Bir döndü. O günden bugüne ligin en iyi sağ beki. Hep 10 üzerinden 8-9'luk performans hak ediyor yani. Bayern'e de gitmeyi hak ediyor. Evet. Süper Lig'de tribünler boşalıyor haberi sürmanşet. Oradan bir bakalım dedim başlayalım. Ne diyorsun? Bak hani şimdi şöyle aslında haber. Her hafta yaşanan hakem tartışmaları, başkan, yönetici ve futbolcu açıklamaları vesaire neyse Türk futbolunun marka değerini düşürüyor. Adana Demirspor, Samsun Spor ve dört büyükler dışında hani ciddi 10 bin seyirciyi aşan takım yok. Bak. Çok az. Galatasaray 42 bin ortalama evet. Fenerbahçe 39, Beşiktaş 25, Trabzon 20, Samsun 15, Adana Demirspor 13, gerisi bunun altında. Fatih Karagümrük'ün 815 seyircisi var. Şey diyor ya hani nasıl yaratacağız Instagram'dan diyor. Mı Instagram'dan mı motive olacağız diyor. Haklı. Abi şimdi bak. Şota. Benim aklım şunu almıyor ya. Bana da böyle yardımcı olsunlar. Futbolu seviyoruz değil mi abi? Futbolu seven bir ülkeyiz değil mi? Hı-hı. Dışarıda nerede bir otursak genelde futbol konuşuluyor. O oluyor bu oluyor ama dört büyükler dışında neredeyse statlar boş. Ya bu çok bana tuhaf geliyor. Ya 50 bin nüfuslu Villarreal'de futbol oynadım ya 50 bin. Abi 25 bin kişi stada geliyordu ya. Full ya. Hani ben bunu anlamıyorum hani. Hep futbol konuşuyoruz, seviyoruz diyoruz da stada gidilmiyor. Ha? Bunun tabii ki şartları var. Hava şartları var, trafiği var yeri geldiğinde. Biletin pahalı olması var. Stada gidip değmez diyenler var. Ben ne izleyeyim diyenler var. Beğenmiyor futbolu, keyif almıyor. Hani çok şartları var ama bu seyirci sayılarıyla... İsmi Süper Lig ama bu seyirci sayıları yakışmıyor yani. Daha fazla çok, olmalı. Çok fena. Daha çok fazla fena. Olmalı. Yani hakikaten bakıyorum yani bu şehirlerde ne bileyim o maçlardan daha eğlenceli demek ki başka şeyler var. Hani onunla biraz başa çıkmak lazım. Olabilir. Ne var bilmiyorum. Yani daha eğlenceli ne var ne bileyim bilmiyorum yani hani Sivas'ta falan Rize'de demek ki var yani seyirciler gitmediğine göre hani. Yani bir de bak şimdi Rize... Normalde bu sene de iyi de gidiyor. Ya 5000 ortalama. Çok az abi. Ya çok az. Peki eldeki kadro yetersiz. Başladık. Hadi bakalım. Hani bu kadro bu cümleleri kurdurtur abi. Ama bu formsuz kadro. Normalde isim olarak isimler çok şey vaat ettiriyor. Hoca bir geldi. Diyor ki bak Beşiktaş büyük bir camia ama mevcut takım camia kadar yeterli seviyede büyük bir takım değil.
Bu bahane değil, bir gerçek. Kadronun kalite seviyesi bu büyüklüğün seviyesinde değil diyor. Ne yapacağız? Çok formsuz var abi. Çok formsuz var. Şimdi Gezal bu kadro seviyesinde mi? Bence evet. Hı hı. Sakatlık öncesi Chamberlain, Rebic, değil mi? Mesela Abubakar, Cenk, Jetson. Bu kadrodan düşük der miyiz? Masuaku öyle ya da böyle iyi oynadığında iyi bir sol bek hani baktığında. Hı hı. Abi formsuzlar, formsuzlar. Formsuz hallerini gördü mü dediğine %100 katılıyorum yani. Beşiktaş formasına yakışan bir performans yok sahada. Ya 4 gol yedim Pendik'ten, bir reaksiyon beklenilir. 10 kişi kalmış Adana Demirspor, orta sahaya geçirmiyor. Gol atamadı abi. Gol atamadı. Taraftar da normal bağırıyor. Transferler nerede diyor. Neden diyor ama. Taraftara denilseydi seçim dönemi. Ya arkadaşlar bu kadar borç var. Kadro kötü. Biz yeni yıla yapılanma yapacağız. O ortam olursa tarafta transfer beklemezdi. Ama sen dersen seçim döneminde bizim alacağımız oyuncular hazır. Mevkiler hazır. Ve son dakikada ulaşamayacağımız hiçbir kulüp, hiçbir ortam yok. Dünyanın hiçbir yerinde dersen taraftar da skorları gördükten sonra transferler nerede der. Taraftar haklı. Ya demeyeceksin. Nasıl abi feda sezonunda? Biz dedi feda sezonu değil mi? Durum bu dedi. E taraftar onu kabul etti. Sen o iletişimi sağladın. Ama seçim döneminde o kadar vaatler gelen Adana Demirspor'dan Svensson bilinen tanındık bir oyuncu. Onun dışında hiçbir şey yok. Kimseyi de yollayamıyor. Kulübün içine gelmeden bazı şeyler daha kolay çünkü. Hani derler ya abi bekara eş boşamak kolaydır. Hani Röyaz Hoca da şimdi maç sonunda bir şey söyleyeyim mi? Sonuçta biliyorsun yorumculuktan geliyor. Daha önce hocalık, teknik direktörlük yapmış biri. Konuşmayı çok bilir ama maç sonunda yemin ediyorum zorlandığını görüyorum. Zor, onun da işi zor. Ne yapsın? Yani, ne desin değil mi? Hani vallahi Röyaz abiyi de çok severim. Şimdi hani Santos hani bunu önceden görmedi mi? Bakmadı mı? İzledi ya. Dediler abi. 5 maçı izledi dediler. Evet. E geldin. Pendik maçından sonra, Adana Demir maçından sonra Godfather babamızın bak saçları dökülmeye başladı. Daha da beyazladı. Peki, abi daha yeni geldi. Yönetimin bununla ilgili bir tasarrufu yok muydu? Yani hani mevcut durumu iyi analiz etmemiş. Çünkü bunu yapabilecek iyi bir kadro var. Hani abi. Feyyaz Hoca, Samet Hoca anladın mı? Kadro evet. Hani hoca transferi yapmadan önce mevcut durumu iyi analiz edip teknik direktöre de doğru rapor verilmesi gerekir ve öyle de yapılmıştır diye düşünüyorum. Orada nasıl bir problem vardı? Çünkü Santos'un dediği şey çok, hakikaten çok ciddi bir şey söylüyor. Sonra. Abi şimdi 5 maçı izledim dedi değil mi? Hmm. Kesin demiştir. Şu mevkiye transfer yapılması lazım. Takımın daha iyi olabilmesi için. En azından galibiyetler alıp taraftarı mutlu edebilmek için demiştir. Hocaya da bence evet bizim zaten var transfer etmek istediğim oyuncular diye sunulmuştur ama şu ana kadar gelmedi. Yoksa böyle bir cümleyi kullanan bu takımı izlemiş bir teknik direktör gelmez de abi. Bir şeyler vaat etmezsen doğru. O teknik direktöre böyle bir tecrübe gelmez. Saçları daha da beyazladı geldiğinden beri. Kolay değil abi. Yani ama ilginç olan ne biliyor musun abi ki Beşiktaş taraftarının da her zaman yaptığı şey bu arada ama ben bu sene özellikle bu maça gidenleri tebrik ediyorum. Son Adana Demir maçında tribünler neredeyse fulldü ya. Doğru. Fulldü ya. Hani bunun karşılığı sahanın içinde ruhsuzluk olmamalı ya. Mücadele etmemek olmamalı ya. 10 kişi kalmış Adana Demir. Kadronun yarısı gitmiş. Ya şimdi yine galip gelemedin ya. Yönetim değişti. Hani Hasan Arat başkanlığındaki yönetim hakikaten taraftarı coşturacak. Onu yeniden takımına sarılmasını sağlayacak şeyler söyledi ve yaptılar. İşte Santos'un gelmesi öyle bir şey. Feyyaz'dı. İşte Samet Aybaba'nın gelmesi. Feyyaz Hoca'ydı. Samet Aybaba Hoca'ydı. Bunlar önemli. Ama şimdi şu cümle her şeyi birden bir anda yok ediyor. Evet. Yani ona hemen hızlı bir şey yapması lazım Beşiktaş yönetiminin. Hocam bu cümleyi kuruyor değil mi? Diyor evet. Ki mevcut takım camiye kadar yeterli seviyede büyük bir takım değil diyor. Ama sen son 4 maçta 5 gol atan oyuncuyu da 2 maçtır oyundan alıyorsun hocam. Şimdi bunu da eleştiririm hoca da. Hı hı. O zaman iyiyi çıkarma. Vurdu direkte patladı. Hı hı. Vurdu korner oldu. 2 dakika sonra oyundan aldın. Hı. Sen sahada bir şey beklenilen oyuncuyu top ayağına geldiğinde heyecanlandıran Semih Kılıçsoy'u oyundan alma hocam o zaman. Dursun sahada. Hı hı.
Yani hocanın da birazcık şeyi var yani. Bir dokunuş beklersin. Sadece kadroyla ilgili değil hocanın söylediği. Kendiyle alakalı da bir yani, şey. Yani iki maçtır Semih'i alıyor. Neden alıyor? Sanki giren onun yerine ettirik yapıyor. Evet, 19. ayrılık Hakan Yakın'dan, İstanbul Spor Teknik Direktörü Hakan Yakın'da İstanbul Spor'dan ayrıldı. Böyle her hafta bir tane mutlaka var. Biz abi çok burada önemli. 12. hafta filan söyledik. Tabii her hafta bir. 12'de 12 gidiyor, her hafta bir 12. ortalama devam abi. Peki Nihat Kahveci ile o fotoğrafın hikayesi bölümümüzde. Kim bu hafta David Beckham var. Vay be. Anlat hocam. Şimdi fotoğrafta 3 yakışıklı var diye isim geliyor da. Evet. Diğeri de Collina abi. Collina'ymış. Biraz ya, kötü evet. Hakemdi ya. Abi hala Allah Allah. Hakem denildiğinde akla gelen ilk isim ya değil mi dünyada? Collina. Ama sen beğenmiyor muydun gerçekten? Abi beğenmez olur muyum ya? Hani onu gördük mü saygı duyuyorduk, bir de gözleri falan parlıyor böyle, korkutuyordu bizi. Şimdi Beckham, saçlar o zaman tabii uzun. Baba gencecik, hep karizma. Yani şu pozisyonu hatırlıyorum abi. Bayağı jimnastikçi hareketi oynuyor. Onun hareketin adı var mı acaba jimnastikte? Böyle bir ravaşata, yan ravaşata. Yere paralel böyle bir enteresan. Vuruyorduk abi. Vuruyorduk o zamanlar, biraz daha inceydik. Rahat rahat havalanıyorduk filan. Topun seviyesine göre pozisyon almışsın o. Pası veren kim biliyor musun abi? Sergen Yalçın. Şöyle bir kaldırıyor. Ben orada yarım vole, biraz ceza sahası dışı. Kalede de James var, çıkardı abi. Burada ilginç olan abi, kaleye mi vurdun direkt? Evet. Burada ilginç olan ne biliyor musun abi? Forma numaram 10 numara. Evet. Ya Sergen abinin sahada olduğu maçta ben nasıl 10 numara giyinme cesaretinde bulunmuşum ya? Nasıl oldu peki? Abi olmuş işte. Abi öyle işte yazıldı, 10 numara benim. Bir de Sergen abi sahada. Abi sahada Sergen abi yedeklerde bak yazdım. Böyle bir baktım tekrardan... Hatırladım. Yıldıray, İlhan Mansız, Ergün abi, Emre Aşık, Ümit Davala filan yedek. 11'de abi Tugay abiler var, Alpaylar, Bülentler, kadroya bak. Şimdi sayınca insanlar o nasıl bir kadro diyor. Tugay abi bu maçta penaltı yaptırdı. Beckham'a. Abi Beckham geldi, penaltı noktası. Maç Kadıköy'de abi, full öyle bir atmosfer var ki. Penaltıya geldi abi, ayağı bir kaydı, topu tribüne vurdu. Şaka gibi. Maç 0-0 bitti. Bu maçta 2-3 tane pozisyonum var. İngiltere'ye gol atamamışız abi. Ya ucundan döndüm ya. Var ya böyle bir şey yok. Yine tarihe geçecektik. Ama 0-0 bitti maç. Bu arada İngiltere'de Rooney var, Gerrard var, Beckham var. Bir stoperleri var abi, Campbell. Böyle 10 metre yanına yaklaşmak istemezse seni ezer yani, buldozer. Ondan zaten uzakta top alıyordum, aman bana dokunmasın filan diye. Bu maçta ama 0-0 bitti, yenilmedik. Yalnız fotoğraf. Ama Beckham'ın çaresiz kaldığı bir anı burada sen yaratmışsın ve fotoğraflanmış o da. Biraz iyiyken bayağı bir çaresizlik yaratıyorduk rakiplere. Eyvallah. Evet, Ümraniye'nin CEO'su Anelka oldu ya. Çok enteresan bir haber değil mi bu? Ben hani okuduğumda çok şaşırdım. Dünya futbolunun efsane isimlerinden Anelka'dan, Nicolas Anelka, bildiğimiz Anelka, sürpriz bir hamle. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Fransız futbol adamı, birinci lig ekibi Ümraniye Spor'un yeni CEO'su oldu. Anelka, altyapı başta olmak üzere transferde, teknik kadro yapılanmasında, tesisleşme projesinde ve dünya ile entegrasyon konusunda tek yetkili olacak. Bence hani müthiş bir hamle değil mi Ümraniye Spor açısından? Bence müthiş bir hamle, müthiş bir PR. Yani Nicolas Anelka halen sorduğunda Fenerbahçe taraftarların unutamadığı bir figür ki, çok büyük futbolcuydu abi. Biliyorsun Avrupa şampiyonluğu, Dünya Kupası şampiyonluğu var Fransa milli takımında. Görmediği takım yok. Real Madrid'inden benim bildiğim Arsenal'ına, Liverpool'una, bütün büyük takımlarda neredeyse oynamış bir oyuncu. Vallahi ülkemizde bu görevi almasından ben mutlu oluyorum. Bu arada Ümraniye Sporlu Başkan Yönetimi de tebrik ediyorum. PR açısından çok önemli abi. Evet. Hani büyük bir isim yani. Hayır, bir de hani hedefleri okuduğum zaman çok iyi. Onları da hayata geçirebilecek önemli futbol adamlarından bir tanesi. Yani hem PR, evet, bir de önemli vizyon bu aynı zamanda var. Yani hani
Bu konudan çok işler çıkabilir. Abi çok iyi. Demek ki bu konuda eğitimini de almış. Anladın evet. mı? Hani biz de biliyorsun futbolu bırakır hemen gel yönetici ol. Abi eğitim al. Hemen gel teknik direktör ol. Bir tecrübe kazan değil mi? Anelka'da bak tabii. kaç yıl oldu bırakalı geldi. Belki burada da gösterip yaptıklarıyla için... oradan belki Fenerbahçe'ye de gidecek. O tabii. Bilemeyiz. Yani şu anda meslek hayatına tabii. bir başlangıç yapıyor zaten şu anda. Çok önemli yani. Hı. Vallahi helal olsun iki evet. tarafa da hayırlı olsun. Evet, Kenan Yıldız'a ekstra sözleşme yapılmış Nihat. 2027 yılına kadarken 29'a kadar uzatılmış sözleşme ve rakam da yıllık 350 bin euro iken 1 milyon euroya yükselmiş. O, ne diyorsun? O bu rakamı bize bir yorumlar mısın? Bu haberi bir daha biz yazarız. 1 milyonken 2 milyona yükseltildi. Sonra 2 milyonken 4 milyona yükseltildi diye yazabiliriz. Çünkü Kenan'da, Kenan komutanda o potansiyel var abi. Ama 2029'a kadar sözleşme yapıp 1 milyon euroluk rakam yazdığın zaman sözleşme o değişebiliyor mu? Sözleşmeler nasıl öyle değişiyor? İşte performansına göre oldu yollamamak için abi artış yapılıyor. Hani evet. işini iyi yapanlara artış yapılabilir ya. Var. Yani ne kadar da kontrat yapsa ya işini iyi yapıyor. Tabii sözleşmede o... vardır Aynen. onlar. Yazıyordur Aynen. onlar. Bu biraz... Onun şartları da vardır sözleşmede. Tabii bu biraz da kulübün Kenan'ın performansından ne kadar memnun olduğunu gösteriyor. Kenan da bu şekilde inşallah devam eder. Çünkü Avrupa Şampiyonası'nda ona çok güveniyoruz Almanya'da. Peki. Şey var ya Fatih Hoca'nın transferleri var bak orada onları unuttuk. Evet. Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim kimleri... Fenerbahçe'den Samet Akaydın'dan sonra Trabzonspor'dan Bakasetas'ı transfer etti. Geçen sezon Trabzon forması giyen Vitor Hugo'yu da renklerine kattı. Hoca transferleri devam ediyor. Tanıdığı i̇şte bak, bildiği oyuncuları. Hı? Biz ne diyoruz? Bizim teknik direktörümüz yurt dışına gitsin ki buradan oyuncuların yurt dışına gitme ihtimali de artsın. Hı hı. Bak öyle ya da böyle. Ha, beğenirsin evet. beğenmezsin Samet'in Fenerbahçe'deki performansını. Ama hı hı. bak hop yurt Gitti. Dışına Yunanistan'a Fatih Hoca aldı. Victor'u aldı. Göreceğiz. Bakasetas. Bakasetas transferi abi önemli. Doğru. Türkiye'de biliyorsun Doğru. büyük takımlar da istiyordu. Öyle ya da böyle Fatih Hoca aldı. Bu arada hocamız da kupada Yunanistan'a gittiğinden beri ilk mağlubiyetini aldı. Ama ligde iyi gidiyor. Bence iyi transferler. Stoper eksikliği vardı. Devre arası da abi kolay kolay böyle en iyisini bulman zordur. Hepsine ben canı gönülden başarılar diliyorum. Hocamıza da başarılar diliyorum. Evet, sayfayı değiştirelim. TFF'den yeni kararlar. Federasyon yeni sezonda hayata geçirmek üzere kritik kararlar almaya hazırlanıyor. Başkan Mehmet Büyükekşi, MHK Başkanı Ahmet İbabanoğlu ve Federasyon Başkan Vekili Mustafa Ereğüt'ün ajandası hayli kalabalık. Maçlarda hakemle VAR merkezi arasında geçen konuşmanın anında açıklanması. Bu konuda FIFA'dan cevap bekleniyor. Evet. Bak bu çok evet. önemli değil mi abi? Evet. VAR merkezi ile hakem arasındaki konuşmalar. Bizde evet. çok merak konusu değil mi? Evet. Hani şimdi meşhur diye hemen aklımıza gelen yayınlandığı için nedir? Aralarında bir konuşuyorlar abi. Sanki kahvehanede oturmuşlar hani öyle bir muhabbet. Offside'ımsı falan filan değil mi? Offside'ımsı çok yani fena. O inanılmazdı yani. Hani o muhabbet ben şok oldum dinleyince. Ya bu hakemler nasıl böyle? Şimdi bununla ne olacak biliyor musun abi? Sen şimdi hakemsin ya orta hakem. Ben de varım. Böyle yapacağım. Fuat abi... Şu pozisyonda acaba... Ya da Fuat Bey. Penaltı olabilir mi? Bir gelip izler misiniz? Bir zahmet izlemenizi evet. tavsiye ediyorum. Evet. Veya ona uygun bir lügat oluşturulacak evet. herhalde değil mi? Peki sen nasıl... de böyle yapacaksın. Tabii ki Nihat'cığım. Hemen geliyorum. Bir dakika rakip itiraz etti bana. Ona bir şey söylüyorum. Hemen geliyorum. Şimdi bunu neden anlattım? Bu olduğunda hakemler konuşmalarına artık daha böyle dikkat edecekler. Tabii. Çünkü yayınlanacağını ya bilecek. Şimdi biz bu iyi mi kötü mü? Ben de emin değilim. Yoruma açık. Şimdi bak biz yayın yapıyoruz ya yıllardır yayıncıyız. Evet. Dolayısıyla hani biz buna alışığız zaten. Hani ekranda bir konuşma uslubu vardı. Evet. Hani biz bu şeyden sonra stüdyodan çıktıktan sonra... Yani biz de hemen hemen aynı tonda konuşuyoruz. Ama biz dinlemesinler bizi. Ha, ama gene de dinlenmeyecek şeyler de söyleniyor arada. O kadar da değil. Şimdi hem böyle bir deneyimi olmayan bir grup hakemler hem de o aralarındaki konuşmadaki uslubu o dediğin yayınlanan bantta bir miktar anladık. Evet. Ki belki de kesintiler vardı. Ki o yayınlanan kısmı. Aynen öyle. İşte dolayısıyla şimdi... bir sıkıntı var orada nasıl ha. olacak ama şunu düşünüyorum. Çok hani... O zaman yayınlanmıştı. Ve abi niye yayınladınız?
Merak ettik yani. Yayınlanacaksa hepsini yayınlayın. Ama doğruydu biliyor musun yayınlanması? Şimdi şu anlamda doğru, bence de doğru. Çünkü reytingi fazla izlenir, şahane olur. Bak maçtan daha çok izlenir. O bunlar tabii merak konusu. Ama aynen dikkat öyle edecekler abi cümlelerime. Evet. Sizli, bizli. Ya uygulaması çok kolay bir şey olduğunu ben de düşünmüyorum senin gibi ama ama yayınlanırsa bence eğlenceli bir şey yani. Bence de yayınlansın. Bak, ben mevzu hep eğlence çerçevesinden bakmaya çalışıyorum. O pencereden bakıyorum. Futbol benim için eğlencelik bir şey. Kavga dövüş işi değil. Kesinlikle. Hani birbirimizi yiyoruz ya şu anda. Hani abi kardeşi yiyor, kavga ediyor. Böyle kötü kötü birbirimiz hakkında da böyle. Medyada da öyle. Şeyde de kulüpler arasında öyle. Yöneticiler öyle vesaire. Ha rekabet biraz önce bahsettiğimiz, programın başında bahsettiğimiz o demet savaşı. Onlar güzel. Onlar futbolun etrafındaki o muhabbet alanını genişletecek ve futbola renk katacak. Futbolumuzu güzelleştirecek şeyler onlar. Eğlenceli sohbetler, rekabet çok iyi. Ama kavgaya dönüştü mü böyle asık suratlı, anladın, bel altı falan oldu mu tadı kaçıyor. Evet. Dolayısıyla da bunlar da bu futbolun eğlencesi işte. Bence çok güzel bir şey. Bence de yayınlansın. Yayınlansın. Buradaki konu bence böyle de kendi aralarında dediğin gibi. Doğru. Hani dinlenilmezken olan bir samimiyet, kullandığı kelimeler birbirlerine. Ya, onlara dikkat edecekler. Bu hani hakemlerin oraya konsantre olup konuşmalara dikkat edip konsantrasyonunu hani pozisyonla ilgili bozar mı bozmaz mı bilemem. Ya. Bu ama hakemler istiyorlar yayınlansın. Yayınlansın. Bizim hani bizim şimdi biz yayında biz bunu yapabiliyorsak bu bir deneyimmişiz zamanla öğreniyorsun. Onlar da öğrenirler. Ufak tefek şeyler olduğu zaman onlar da eğlencelik olur. Onlara da anlayış gösterebilirsek hep beraber. Anlatabiliyor muyum? O zaman oturur sistem diye düşünüyorum. Bence güzel bir şey. Çünkü bir pozisyon oluyor evet. Ya abi böyle yapıyorlar. Ya var konuşmaları ne konuştular da bu pozisyona faul verdiler ya da vermediler. Şimdi artık o merak ortadan evet. Kalkacak. Orada ne konuştuklarını duyacağız. Neden faul verdi vermedi, neden kırmızı değil, neden penaltı değil'i duyacağız. Bence bu güzel bir şey. Bu bir de hakemlerin üzerindeki baskıyı da alabilir abi. Evet. Alabilir yani. Verdik çünkü bu yüzden. Doğrudur yanlıştır ama sebebini yani, bileceğiz. Tam olarak almasa bile azaltmasına azaltır. Katkısı olur diye ben de düşünüyorum. Biliyorsun hakemler de istiyorlar yayınlansın. Hı hı. Değil mi? Evet. Peki ikinci önemli konuysa yayın ihalesi. Hı. Kulüpler Birliği'nin fikstür, pazarlama, yayın ihalesi gibi konularda başlıca rol alacağı bir Süper Lig AŞ modeli düşünülüyor. Yani işte şeyin pazarlanması ve ligin satış işlerini Süper Lig AŞ kurulsun. Kulüpler kendileri pazarlasın, kendi ürünlerini kendileri satsın diye bir model, bütün dünyada uygulanan, daha doğrusu bütün Avrupa'da uygulanan, hemen hemen bütün Avrupa'da, çok az ülkede bu ayrılmamış durumda bizdeki gibi, Avrupa'daki o benzeri bir modeli bulup onu uygulamaya düşünüyor federasyon ki zaman zaman bu hep dile getiriliyordu biliyorsun. Düşünce ama bu güzel. Şöyleydi, yani madem bu hakemlerden şikayetçisiniz kardeşim, tamam, alın o zaman siz yapın. Ama bu sefer öyle değil. Bu sefer gerçekten ürün sizin ürününüz. Yani hani federasyonda bunun başındaki otorite. Dolayısıyla alın ürününüzü, kendiniz satın. Bir takım şeyleri kendiniz yapın. Ben de otorite olarak üzerime düşeni yapayım. Güzel bir şey. Türkiye'de uygulanabilir mi sence? Bilmiyorum. Birçok soru işareti var. Zamanla konuşuruz onu yolda. İşte oradaki iş kulüpler. Evet. Kriterler olmalı. Hangi kulüp ne kadar i̇şte alabilir? Ne olacak? Ligdeki ha. Puan durumu, ha. Şampiyonluk sayısı ama bizde ha. Şampiyonluk sayısı da sıkıntı. Daha orada daha çözülmedi. Tabii. Bu daha çok bravo. Hani? Bunun daha çok tartışılması lazım ki evet. Hani nasıl bir yöntem olacak? Yani ben yaptım oldu. Biraz işte dediğim gibi bazı meseleler tartışmaya açılmalı ki şu anda böyle bir durum var ve bir konsensüs sonucu itirazlar edilecek. Doğrular bulunacak. Tabii. Hep beraber tartışılacak. Bütün medyada tartışacak. Her futbolun tüm unsurları, sporun bütün unsurları tartışacaklar ve hep beraber bir doğru bulunacak. Bakalım. Bence bakalım nasıl olacak. Evet ama Avrupa'daki örnekleri böyle. Var var. Sayın Ereğüt'ün anlattığı gibi. Evet. Başka ne var? Orada bir daha bir üçüncü başlık. BHK kurulması. TFF'den 3, Kulüpler Birliği'nden 2 olmak üzere 5 kişilik bir kurul ortaya çıkarılacak ve bu ekip hakem atamalarını yapacak. Şimdi düşünce
Düşünce bence güzel, değil mi? Şimdi ne oluyor? Her hakem ataması yapıldığında hop gündem hakemler. Hemen başlanılıyor. Aa bu hakem atandı ama bu maçta bunu yapmıştı. Aa buna bu hakem atandı ama bu maçta bunu yapmıştılar. Çok var değil mi? Hakemler hemen bir numaralı gündem oluyor. Hemen trend topic oluyorlar. Şimdi burada benim anladığım federasyon bu sorumluluğu MHK ile beraber dağıtmak istiyor. Hı hı. Hani çünkü kulüp başkanları, yöneticiler de hani bazen atanan hakemleri beğenmiyor ya, hem rakibinin hem kendi maçlarına. Diyor ki burada iki tane diyor independencia, independent mı deniliyor, bağımsız iki kişiyi diyor atayın diyor. Bu beş kişi de diyor bu maçları atanacak hakem atamalarında diyor ortak karar olsun diyor. Ve bu iki kişi kulüplerde görev yapıyor olmayacak. Yok hani bağımsız. Ama o bağımsız kişileri nasıl bulacaklar bilmiyorum. Yemin ediyorum çocukluğuna inerler, bir fotoğraf görürler. Bu o takım mı da diyebilirler bizim Türkiye'de. O bağımsız tabii, kişi tabii. Nasıl bulunacak bendeki sorun o abi. Çünkü ya da öyle ya da böyle herkes ya bir bu... çocukken bir takım tutuyor. Şimdi... Bir şeyi vardır bravo. Kozu. O bağımsızı nasıl tarif edecek? O bağımsız da iyi tarif edilmesi lazım. Tabii kesinlikle. Evet. En azından işte bunların böyle böyle tartışma açılması bence güzel bir şey. Vardan 10 dakikalık rekor. Bu çok enteresan ya, bir pozisyon. Alanya Rizespor maçında VAR incelemesi tarihe geçti bak. VAR'da da tarihe geçtik sonunda. 69. dakikada Efecan Karaca durumu 1-1 yaptı. Efecan'ın golü offside şüphesi nedeniyle VAR hekemi Bülent Birincioğlu tarafından yaklaşık 9 dakika incelendi. Abi ne yaptın 9 dakika ya? Abi buraya şimdi yayına gelirken erken geliyorum ya, maça da denk geldim, pozisyonu da gördüm. Bu 9 dakikayı da yaşadım abi. 90 dakika gibi geçti, ne yalan söyleyeyim. Şimdi söylemeyi sahip, geçen gün abi VAR odasındaydık. Değil mi? Evet. Orada bir şey söyledi. Dedi ki VAR geldiğinden beri hani bütün pozisyonların kullanılan ülkelerdeki ortalama süresi dedi 70 saniye. Hani 70 saniyede karar veriliyor dedi. 1 dakika 10 saniye. Bence burası var ya, normalde 40-35 olabilirmiş. Bizdeki pozisyonlar çünkü çok geç. Ortalamayı biz yükseltmişiz diye düşünüyorum. Abi çok uzun sürdü ama burada offside mı değil mi, faul mü değil mi, kalecinin görüş açısını kapatıyor mu kapatmıyor mu, son adamı geçti mi geçmedi, burada çok detaylar vardı. Ama ne olursa olsun abi, sistem var yok o bu şu, bir pozisyon 10 dakika sürmemeli ya. Evet, evet. Sürmemeli yani. Peki haftanın sözü Roma teknik direktöründen geliyor, Rossi'den. Diyor ki maç öncesi soyunma odasından Instagram videoları atan futbolcuların dişlerini bir beyzbol sopasıyla dökmek istiyorum demiş. Çok sinirlenmiş. Abi şimdi haklı ama bunu açıklama yapmasının gelecekte hiçbir yararı olmaz De Rossi'ye. Bakalım ya, niye olmasın ya? Olmaz abi, dişlerini sopayla dökmek istiyorum falan, bir kere şiddet biraz var işin içinde. Tabii eyvallah. Futbolcu. Hayır. Tepkisini dile getirmek doğru ama uslukla %100 katılıyorum tabii ki. Ama bu işte bu Instagram olayı dediğin gibi abi, herkesin elinde şeydi. Ya birinin artık de bir şey demesi lazım yani. Şimdi Rossi'de takımın teknik direktörü yapmayın demesi gereken kişi de o. Bir şeye çok sinirlenmiş, tabii, görmüş. Tabii. Hani ama yine de hani dişlerine dökesi falan. Söylemiş olmamış, bu sefer bir şeye de çok sinirlenmiş ve en sonunda böyle ağır bir laf çıkmış aslında. Burak diye gelmiş. Daha ama... ağrı var. Tokat var. Oh. Tabii okuyorum. Trabzonspor'dan ayrılıp Union Berlin'in başına geçen Bielica, Bayern Münih'li Leroy Sané'ye tokat atınca kırmızı kart gördü. Bielica topu vermek istedim. Sané beni itince sinirlerime hakim olamadım dedi. Bielica 3 maç ceza aldı. Hocam biraz Türkiye sınırları içinde daha da agresifleşip gitti Almanya'ya. Yani oy, ya oyuncu ne yaparsa yapsın yine bir teknik direktör biraz daha sakin olmalı. Bak şimdi 3 maç. Bu tokat atma işini Türkiye'de olmaz mi öğrendi ya acaba? Ya enteresan abi. Bu ara ne kadar yumruk, tokat. Bakalım daha neler göreceğiz ya. Her şeyi görüyoruz yani futbol sahalarında. Ve görmek istediğimiz futbol sahalarında bir görüntü de Haaland ve Ronaldo'nun yan yana kürsüde olması. Ha? Haaland artık oralarda boy göstermeye başladı yavaş yavaş. Yani şimdi işin içinden yavaş yavaş Cristiano çıkacak mı bilmiyorum. Geçen gün bir şeyini gördüm abi, bir 10 sene daha oynarım diyor. Zor. Zor. Haaland'la Mbappe abi, Cristiano Ronaldo Messi varken işleri zordu ama yavaş yavaş o kürsülerdeler. Çünkü onların yaşları ilerledi, bırakacaklar.
Haaland'la Cristiano mesela Real Madrid'de güzel olurdu yan yana. Olamadı. İkisi de çok büyük futbolcu ya. Biri zaten yapmadığı, kazanmadığı ödül yok. Haaland'da kazanacağı çok şey var. Hepsini de kazanabilme ihtimali çok yüksek. Evet. Yani işte Globe Soccer Awards'ın 2023 yılı ödülü bu. Yılın en golcüsü ve Orta Doğu'da yılın futbolcusu ödüllerini Ronaldo alıyor. Yılın futbolcusu Haaland seçildi. Evet. Başladı. Evet. Orada Cristiano olduğunda Cristiano böyle yaptı. Bizim ağırlığımız var dedi. Tamam dedi. Hep Messi dedi. Haaland'a dedi. Verin oyu dedi. Haaland oldu. Bak Cristiano. Onun müsaadesi Messi yılın futbolcusu olmadı mı başka şeylerde? Tabii. Cristiano müsaade etmemiş bu sefer. Evet. Bir de hani 10 yıl daha oynarım demek o biraz Ronaldo'nun yaşlandığını da gösteriyor. Hani kaç 38 bir yıl daha oynarım dese 8. anlarım. 38-39 oldu. Evet. Evet çok güzel abi. 10 yıl. Boşuna demeyin. Hakan 5. kupaya uzandı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter Napoli'yi Lautaro Martinez'in golüyle 1-0 mağlup ederek İtalya Süper Kupası'nı kazandı. Hakan Inter'de 5. kupa sevincini yaşarken şimdi sıra İtalya Ligi şampiyonluğunda dedi. Muhteşem. Biliyorsun milli takım forması altında çok böyle beklenilen performansları göstermiyor ama ben Hakan kardeşimi gurur duyuyorum. Evet. Takımın en önemli oyuncularından biri. Hatta şu ana kadar penaltı kaçırmadı. Şimdi biz dedik ya ilk penaltıyı kaçırabilir o da ayrı. Penaltıları da çok iyi kullanıyor maşallah. Zaten çok iyi şutları var. Tebrik ediyoruz kardeşimizi. Bizi çok iyi temsil ediyor yavrum. Evet, evet. Valla kolay değil öyle Inter'le falan oynayacaksın. Hadi helal olsun. Sen o kupayla foto. En ilginç kırmızı kart. Evet, birinci ligde Gençler Birliği'nin 3-1 kazandığı maça Sakaryasporlu Murat Cem Akpınar'ın gördüğü kırmızı kart damga vurdu. Maç bitiminde Murat kararlarını beğenmedi. Hakem Yasin Avcı'nın uzattığı eli sıkmadığı için kırmızı kart gördü. Ne diyorsun Nihat? Kırmızı kart kararı doğru mu sence? Eğer sadece elini uzattığı ve tokalaşmadığı için kırmızı kart gösteriyorsa, kimse, bir şey dememişse. Kimse kimseyle tokalaşmak zorunda değil. Değil abi. Bence de aynı kanaatte. Yani. Evet. Ha, ama şöyle yapmışsa. Bir şey dediyse. İlk elini uzatıp futbolcu hakem de uzatıp çektiyse onu bilemem. Ha, bir de şey var. Şöyle hareket de zaten var. Zaten öyle. Yani yapma, onu bilemem. Öyle bir şey yapmamıştı yani. Peki. O zaman tamam. Doğru ya, o zaman sinirlenilir. O zaman iki kırmızı zaman kart verilir. Ha, hiç. Peki, anket sonuçlarını verelim. Süper Lig'de 10 numara pozisyonunda oynayıp o damga vuran yerli futbolcu kimdir? Sergen Ağaç Kara yapmış. Çok enteresan bir sonuç çıktı. Evet. Ha? Hiç beklemiyordum. Hiç beklemediğimiz bir sonuç çıktı. Bizim sonuç çıktı değil mi abi? Evet. Peki, Sergen Yalçın %64'te birinci olmuş. İkinci sırada Oğuz Çetin var %12. Arda Turan %10. Tümer Metin %3, Mehmet Özdilek de oyların %2'sini almış. Vallahi bir şey söyleyeyim. 67 bin oy kullanılmış, çok ciddi. Oğuz abi hocamdı. Hani teknik heyetteydi milli takımla. Sergen abiyle, Tümer abiyle, Mehmet abiyle, Arda Turan kardeşimizle hepsiyle de beraber oynadım. Vay be ne şanslıymışım ya. Düşün. 10 numara soruyoruz. Neredeyse hepsiyle oynamışız. Ama Sergen abi doğru karar ya. Evet. Gerçekten. Peki, yeni anketimizi görelim bakalım. Sizce Süper Lig'de son 20 yıla hangi yerli kaleci damgasını vurmuştur? Benim cevabım belli. Volkan Demirel mi? Rüştü Reçber mi? Mert Günok mu? Uğurcan Çakır mı? Tolga Zengin mi? Şimdi son 20 yıl deyince o zaman 2004'ten mi başlıyor? Evet. Hani 2004'ten başlayınca burada da var ciddi bir rekabet sanki. Var. Evet. Ama genel olarak olsa benim favorim belli. Bakalım kim çıkacak. Merak konusu. Bakalım bakalım evet. Bakayım bir belli, sonuncu da belli. Tamam. Göreceğiz. Haftaya ben de konuşuruz. Bir de belli, sonuncu da belli. Tamam. Aha. 2011-2012 Real Madrid kadrosundan bir futbolcu seçme hakkın olsa kimi seçerdin? Şimdi bunu ya. Kime seçiyoruz? Hani bir futbolcu seçiyorum. Şimdi sayıyorum ayaktakiler. Soldan sağa. Casillas. Evet. Pepe. Ramos. Xabi Alonso, Ronaldo, Arbeloa, oturanlar, Diarra, Cuadrado, Di Maria, Higuain, Mesut Özil. Hepsine karşı da oynadım ha. Ama burada şimdi benim takımım var, kimi seçersin dersen, forvet ihtiyacım varsa tabii ki Cristiano Ronaldo'yu alırım yani.
Yani. Bu ihtiyaca göre değişir. Ya ama daha doğrusu burada... ikinci seçtiğin futbolcu kim olur diye sormak daha doğru olur yani. Yani hani Mesut Özil. İyi bir Mesut Özil sahibi içinde. Peki. Üç kim olur? Xavi Alonso. Ben Di Maria diyorum. Yani ben Xavi Alonso'yu da bir alırım. Paslar atsın. Çünkü bana attı abi 4 sene. Real Sociedad'da attı bana. O zaman, 70-80 golü nasıl attık biz? Sağ ne ol Xavi'ciğim. Benim dediğimin hiçbir anlamı kalmıyor zaten. Yani. Ben ne dersem diyeyim boş. Çok iyi. O zaman ben de Xavi Alonso diyorum. Güzel kadro ama. Evet. Güzel kadro. Aha. Burada koçum Arda. Bak, evet evet. Karizmaya bak. Ama hocaya mı bakıyor, oyuna mı bakıyor? Dur bakalım. Burada. Evet, evet. Ya burada abi ortalık yıkılmış. Yok Arda Güler'den Ancelotti diye tepki filan. Ben o kadar bir şey görmüyorum ya. Yeleği şöyle bir kenara ne var bunda? Ya bu ben... tepki, bak bu tepkiyi göstermeseydi ben o zaman eleştirirdim. Abi bu çünkü... çok büyük tepki mi sence? Değil. Bence de değil ya. Değil. Yok basın hemen şey yapmış, Ancelotti'ye tepki gösterdi, kiralanacak filan. Kimi kiralıyorsunuz? Arda'mızı yedirmeyiz. Nereye? İspanyol basını. Arda'yı yedirmeyiz, o bizim canımız, ciğerimiz ya. Ve Ancelotti'nin ben bu durumdan çok da şikayetçi olduğunu düşünmüyorum. Der ki helal olsun oynamak istiyor da diyebilir o tecrübe. Bence öyle diyordu. Arda'ya bir de kızabilir mi her gün Arda'yı övüyor. Ya ben... Bir kere Pellegrini oyundan aldı, iki gol atmışım, böyle şişe var, şişeye bir tekme koydum, patladı ya. Hani gösteriyorsun o an tepki. O dediğin gibi abi. Soğanın içinde durma isteği, oyuna girme isteği. Ne güzel bir şey değil mi? Burada ben çok büyük bir saygısızlık görmüyorum ya. Aynen. Ufacık yeleği atmış. İspanyol basını abartmayın bakın. Yedirtmeyiz abi. Yok canımız. Ama ya Ancelotti ya. Bazen hakikaten almıyorsun ya. Ya o kadar seviyorum. Al ya. Evet ya. Abi bu maçta çok enteresan. 2-2 filan. Son dakikalarda. Hatta maç 11 dakika uzadı. Carvajal attı golü. Sağ bek attı. Hani 97'de filan attı. Öyle bir maç. Evet. Ya Arda da öyle bir yetenek ki. Herkesin kafasını karıştırdı. Hocalar da zor duruma düşüyor. Aynen öyle. Abi yıldız olmak öyledir. Öyle öyle. Her türlü gündem. Evet. Her türlü. Peki, bitti programımız Nihat. Derbi'nin sunduğu Natspor Gazete sona erdi. Gelecek hafta yine birlikte olacağız. Hoşçakalınız efendim.